Başlangıçta her şey rüya gibiydi. Tarih 29 Temmuz 1981. Britanya halkı ve dünya, Lady Diana ve Prens Charles'ın masallara aratmayacak evlilik törenini izliyordu. İnsanlar bu düğün için aylar öncesinden gün saymaya başlamış, İngiltere'de aklınıza gelebilecek her yer Diana ve Charles'ın izlerini taşır hale gelmişti. Düğün günü her şey kusursuz görünüyordu. Özellikle de Diana. 7,5 metrelik dev duvağı, mavi gözleri ve parlak saçlarıyla göründü kameralara. Gözleri ondan almak imkansızdı. Bir gelin anca bu kadar güzel olabilirdi. O, halkın sevgilisiydi. Bilinenin aksine akıllardaki prenses algısından uzak olması en büyük etkendi. Yüzünde o her zamanki buruk ama masum gülümsemesi vardı düğün gününde de. Heyecanı her halinden belli oluyordu. Halbuki haberi yoktu. Sadece İngiltere'nin değil, tüm dünyanın prensesi olacağından. Zaman geçtikçe dışarıdan görünen o masalsı hayat yerini derin mutsuzluklara bıraktı. Sarayın dışına çıkınca mutluluk pozları vermek kolay olsa da içeride yaşananlar ekranlarda görünenin tam tersiydi. Çünkü Charles önceleri biraz saklayarak sonrasında buna gerek bile duymadan Diana'yı aldatıyordu. Belki de aldatmasından daha kötü bir şey vardı. O da başkasına aşık olmasıydı. 1971 yılında polo maçında tanıştığı, bugün bile hala Diana'yı mahveden kadın olarak anılan o kadına Camilla Parker Bowles aşıktı. Camilla evli bir kadındı ama bu prensle birbirlerini sevmelerine engel değildi. Evet, başlarda tereddütleri vardı Diana'nın. Camilla'nın Prens Charles'ın eski sevgilisi olduğunu biliyordu ama bu durumun evliliklerini etkilemeyeceğini, geçici bir durum olduğunu düşündü. Ya da kendini buna inandırmak istedi. Geçici değildi oysa ki. Görünen o ki düğün günü edilen yemin, Prens Charles için hiçbir anlam ifade etmemişti. Diana yasak aşktan haberdar, kendini saray ve bu ilişki içinde kapana kısılmış hissediyordu. İki çocuk dünyaya getirmişti bu olaylarla savaşırken. William ve Harry belki de evliliklerini kurtarmak için umut olmuştu Diana'ya. Ama çocukları onları sadece görünüşte bir aile yapıyordu. Charles'ın aklı hala Camilla'daydı çünkü. Diana yorulmuştu, yıpranmıştı. Bu yasak aşk onu iyice depresyona sokmuştu. Günden güne zayıflıyor, bulimiya hastalığıyla savaşıyordu. Artık bu duruma sessiz kalamadı. 1995 yılında 23 milyon kişinin izlediği o meşhur BBC röportajını verdi. Her şeyi anlattı. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Biz bu evlilikte 3 kişiydik. Yani biraz kalabalık. Bu cümle Diana'yı daha da çok bağlamıştı halkıyla birbirine. Acıları bile ortaktı onlara. Ekrandaki o mutsuz kadını görmek onları derinden yaralıyordu. Halkın sevgilisi olabilirdi ama kraliyet için durum tam tersiydi. Bu röportaj Charles'la Diana'nın boşanmasını da beraberinde getirdi. Prens'e göre hava hoştu, Diana ise artık özgürdü. Ve 36 senelik hayatında yeni bir sayfa açılmıştı. Özgürlük ve yeni bir sayfa açıldı demişken, bu videomuza da destek olan Cambly, İngilizce'ye yeni bir sayfa açabilmemiz için okula dönüşe özel %55 indirim fırsatıyla geldi. Bir kursa, kitaba ya da sınıfa bağlı olmadan, gülünç duruma düşmeden, yargılanmaktan korkmadan ana dili İngilizce olan eğitmenlerle dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman erişim sağlayarak İngilizcenizi geliştirebilir, pratik yapabilirsiniz. Ayrıca ders yapmak istediğiniz eğitmenleri ilgi alanınıza göre filtreleyebilirsiniz. Bunun da öğrenme hızınızı artıracağı kesin. Açıklamadaki linke tıklayıp Vibeo'ya özel kodla Cambly'yi 10 dakika ücretsiz deneyebilir ve 12 aylık abonelikte %55 indirimden faydalanabilirsiniz. Özgürce konuşabilmek ve akıcı İngilizceye sahip olmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Kameralar ondan hiç ayrılmamıştı zaten ama bu kez medyanın gündemi sadece oydu. Popülaritesi hala çok sıcaktı. Magazin sarayda ne olduğundan çok Diana'nın ne yaptığıyla ilgileniyordu. Dünya onu konuşuyordu. Flaşların ona doğru patlamasından çok bunalmıştı artık. Başka bir şeye yönelmek istedi. Çocuklarına ve hayır işlerine daha çok odaklandı. Ve gerçek aşkı aramaktan da hiç vazgeçmedi. En sonunda buldu da. Mısırlı iş adamı Dodi Fayed ile görüşmeye başladı. Kraliyet tarafında ise Diana'nın böylesine özgür yaşamasının ve popülaritesinin artmasının hiç hoş karşılanmadığı ile ilgili dedikodular almış yürümüştü. Çünkü dünya bu özgür ve cesur kadının yeni ilişkisini çok merak ediyordu. Mutsuz prensesleri şimdi gerçekten mutlu muydu? Evet, mutluydu.
hem de çok mutluydu. Diana uzun zamandan sonra ilk defa mutluydu. Yıllardır aradığı ama bulamadığı aşkı ve güveni onda bulmuştu. 97 yılının Ağustos ayıydı. Akdeniz'de Dodi'nin Ionical yatında kaldılar. Çevrelerinde o kadar fazla kamera vardı ki bu durum onları rahatsız etmeye başlamıştı. Paris'e gitmeye karar verdiler. Paparazziler peşlerini bırakmadı elbette. O gün flaşlar Diana için son kez patlayacaktı. 31 Ağustos sabahı saat 12.30'da Dodi'nin apartmanına gitmek için Ritz Otel'den ayrıldılar. Paparazzilerden kaçmak için otelin arkasından çıktılar. Kapıyı açtıklarında onlarca insan onları bekliyordu. Başaramamışlardı. Flaşlar yüzlerce kez patladı yine. Hızlıca siyah bir arabaya bindiler. Arabayı kullanan ise Diana'nın şoförü Henry Paul'du. Şoför paparazzilerden kaçmak için arabayı normalden biraz daha hızlı kullanıyordu. Alkollü olma ihtimali de vardı. Dodi'nin apartmanına doğru gittiklerini zannediyorlardı. Ponte Lama tüneline girdikleri sırada büyük bir gürültü koptu. Dodi Fayed ve Henry Paul olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Paparazziler fotoğraflarını çekerken ambulans geliyordu. Doktorlar 2 saat boyunca Diana'nın hayatını kurtarmaya çalıştı. Ama başaramadılar. Saat 16'da Diana'nın kalbi bir daha atmamak üzere durmuştu. 31 Ağustos 1997. Ne bir savaş sona erdi ne de bir yenisi başladı. Bir hastalığın ilacı da bulunmadı. Ya da herhangi bir felaket yaşanmadı. Ama o gün dünyayı derinden etkileyen, insanları birleştiren, tarihte eşi benzerine çok az rastlanmış bir gündü. Diana ölmüştü. 17 aydır verdiği mücadele Paris'teki bir tünelde sona ermişti. Dünya bir simgesini kaybetmişti. O sabah Diana'nın cenazesi İngiltere'ye döndü. 6 gün resmi yas ilan edildi. 6 Eylül 1997'de tıpkı yıllar önce evlendiği günkü gibi muhteşem bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yüz binlerce yas tutan kişi Prenses Diana'ya son vedalarını etmek için Londra sokaklarına akın etti. Cenazenin en yaralayıcı kısmı ise iki oğlunun da tabutunun arkasında yürüyor olmalarıydı. Küçük oğlu Harry'nin üzerinde anne yazan mektubu görenler gözyaşlarını tutamamıştı. Cenaze canlı yayındaydı. 2,5 milyar kişi izlemişti töreni. Bu rekor sayı Lady Diana'nın ne kadar sevildiğini kanıtlıyordu herkese. Kabullenmek istemiyordu kimse. Ölümü bu kadar trajik ve beklenmedik şekilde mi olacaktı? Akıllarda tek bir soru vardı. Bu gerçekten bir kaza mıydı? Yoksa bir suikaste mi kurban gitmişti Diana? Çünkü prenses olduğu dönem boyunca saçından kıyafetine, tavırlarından samimiyetine, kraliyet kurallarını ihlal ediyordu yaptığı hayır işleri. Halkla yakınlığı ona politik bir güç de kazandırmıştı. Ölümünden günler önce ise Diana'nın Dodi Fayette'den hamile olduğu manşetleri atılmıştı. Diana, herkesin gözü önünde kraliyet için bir tehdit unsuruydu. Şüpheli ölümü ise suikast söylentilerini iyice hızlandırdı. İddialar üzerinde görüntüler incelendi. Şoförün sarhoş olduğuna dair bir kanıt yoktu. Ayrıca tüneldeki kaza sırasında hiçbir kameranın onları çekmemesi, kaza anının görüntülerinin olmaması, tesadüften çok insanlara tıkır tıkır işleyen bir plan olduğu hissini vermişti. Her kazada ve cinayette olduğu gibi bu kazanın da delilleri vardı elbette. Ama İngiliz hükümeti delilleri gizliyor, paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları da toplattığı için bir sonuca varılamıyordu. Hatta Diana'yı yakından takip eden, son zamanlarda peşinden ayrılmayan fotoğrafçı James Anderson, Diana ile ilgili bir kitap yazmaya hazırlanırken 2000 yılında arabasının içinde ölü bulundu. Tabii ki bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. Kazanın nedeni şoförün alkollü olmasına bağlanarak dava kapandı. Günümüzde Lady Diana'nın ölümünün gizemi hala etkisini koruyor. Kaza mıydı yoksa suikast mıydı sorusu bugün bile gündemde. Yaşananlardan en çok yara alan ise Diana'nın çocukları oldu elbette. Belki bir anneyle büyüyemediler ama eş tercihlerinde Diana'nın izlerini görmek hiç de zor değil. Kate Middleton zarifliği ve kibarlığıyla, Meghan Markle ise cesur ve asi tavırlarıyla Diana'yı anımsatıyor her defasında. Değer miydi kendisine aşık olmayan bir adamla evlenerek onlarca sorumluluğu, medyanın olağan dışı ilgisini tek başına göğüslemeye? Değmedi de zaten. Evlenerek mutluluğa değil, yıllar sonra soru işaretleriyle sonuçlanacak ölümüne ilk adımını atmış oldu. Kısaca popülerliği ve farklı oluşu onun sonunu getirmişti. Bu aileye girmeseydi sonu böyle olacak mıydı bilmiyoruz ama ondaki bu azim, sevgi ve iyilik oldukça ne yapsa başarılı olacaktı. Ölümünden 22 yıl geçti. Dünya hala onu yaşatmaya devam ediyor.
Diana'nın abisinin cenazesinde dediği o cümle ise sanıyoruz ki her şeyi özetleyecek. Kendisine eski avcılık tanrıçasının adı verilen bir kız, en sonunda modern çağların en çok avlanan kişisi oldu. Ama unutmayın ki o bir yıldız ve yıldızlar her zaman her yerde parlar. Why do they see you as a threat? I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? Why do the public still...